Kardeşim akşam depoyu doldurayım dedim. Yine benzine zam geldi diye vermediler. Ambulansa bile benzin vermemişler be. Hangi hıyar vermemiş ambulansa benzini? Ülkenin halini görmüyor musun abi? Hıyardan çok ne var ki? Bu ne de kardeşim ya? Altın fiyatları, dolar uçtu gidiyor. Evde kaldık yahu. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bu hocanın tükürüğü çok kuvvetliymiş. Her derde devaymış, her derde. He doğru doğru abi. Geçen benim kaynıma bir tükürdü, hemen iş buldu adam. Yapma ya birader. Nasıl oldu o iş? Nasıl olacak abi? Geçen bir yere iş için başvurmuştu ama haber gelmedi. Hoca bir tükürdü, tık anında haber geldi, iyi mi? Vay be, şansa bak, iyi mi? Abi, acaba benim yüzüme de tükürse sınavlardan iyi sonuç alabilir miyim ya? O da bir şey mi? Senin suratına bir tükürsün, kelep kılına girersin. Kesin iyi sonuç alırsın kardeş. Geçen benim diğer kaynıma bir tükürdü, çocuk KPSS birincilikle bitirdi. Nasıl bir tükürükmüş lan bu böyle? Yapma ya, nasıl oldu o iş abi? O da bir şey mi? Abi bir dakika, merak ettim. Çocuk aylarca zaten ders çalışıyordu ama içinde korku vardı. Hocam bir tükürdü, korku morku gitti. Vay be, şansa bak birader. Cebe bu ne be ya, yüzüm tükürük içinde kaldı arkadaş. Kardeş, bitti mi işin? Bitti be ya, bitmez olur mu? Baksana şu yüzümün haline. Kardeşim sen ne için gelmiştin? Cebe benim YouTube sayfam var. Abonesi yükselsin diye hocaya kendimi tükürttürmeye geldim. Bir bak bakalım kardeş, abonen yükselmiş mi? Tebe bakayım be ya, abone gelmiş mi? Oo, aboneler akıyor akıyor burada be ya. Yapma be. Gerçi sayfama reklam vermiştim ama demek tükürük etkisini gösterdi. Şansa bak birader, milletten bal damlıyor. Öyle öyle, bal tutan seninki benden kara. Neyse arkadaşlar, sıra bende, hadi görüşürüz. Acaba benim de yüzüme tükürse bir kadın bulabilir miyim? E hadi bulduk. Altın fiyatları yüksek. Evde kaldık. Of! Ne istiyorsun? Ama sakın fazla bir şey isteme. Biraz önceki herif bütün tükürüğümü aldı. Tazelemem lazım. Kıymetli hocam, değerli hocam, seni çok methediyorlar. Bir tükürün de kendimize gelelim hocam. Ederler, ederler. Beni methederler. Derdini söyle. Hocam, karımla geçinemiyoruz. Boşan o zaman. Öyle değil hocam. Ya nasıl? Ekonomik olarak geçinemiyor hocam. Bana bir tükürsen belki iş bulurum. İş kurma oğlum burası. Hocam tükürüğünden mahrum etme beni. Tükürden belki bir iş bulurum. Tamam tamam. Dur sana biraz tükürüm o zaman. Hadi iyisin, tazelenmiş. Efendim kayınço. Ne? Harbi mi? Gerçekten mi lan? E tamam, hemen geliyorum. Ne oldu? Hocam daha önce iş bulmak için senin yanına gelen kaynım aradı. İş yerinde bana da iş bulmuş. Hepsi senin sayende. Allah razı olsun hocam. Ne demek, ne demek? Ne zaman isterseniz gelin yüzünüze tüküreyim. Hocam bir daha tükürsene, belki yüksek maaş verirler. Artık gidebilirsin. Öyle bir tükürdüm ki bir yıllık avans bile verirler. Bu da bahşiş. Sağ ol hocam, Allah razı olsun hocam. O ne? Taksi lazım mı anam? Nedir müdür nedir ya, bir çekil ya. Tükürüklerin efendisi, tükürüğüne muhtaç kaldık. Bırak yalakalı. Derdini söyle. Benim derdim çok büyük hocam, çok büyük. Nasıl? Bir ferahlama geldi mi? Oh, bayağı rahatladım hocam. İyi iyi. Anlat. Karışmayın. Sen anlat. Hocam bak şimdi. Ben kendim taksiciyim ama bu aralar işe çıkamıyoruz, biliyor musun? Neden? Niye olacak hocam? Akaryakıt fiyatları çok yüksek. Her gün zam geliyor. Bir şey yap da işimize bakalım hocam. Bak orada dur işte. Benim tükürüğümün bile fayda etmediği yerler bile var. Yapma hocam. Durumlar çok fena. Yardımınıza ihtiyacımız var. Durumlar fena tabii ki. Bunu zamanında düşünecektiniz. Gün gelecek ekmek 25 TL. Yumurta tane 15 olacak. Gelecek. Peki bunun bir çözümü yok mu hocam? Var tabii. Olmaz olur mu hiç? Peki nedir hocam?
Ya Rabbi çok şükür. İşte her şeye şükretmeyi bıraktığınız gün çözüm kendi kendine gelir. Allah'ın dışında her şeye şükrederseniz haliniz böyle olur. Çık dışarı şimdi git. Çık. Hadi.